What you doing? Hı? Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Bakın kocaman delik açmış buraya. Gördüm bunu yaparken. Rain'e yapıyordu. Uyardım. Yani yakaladım. Hep kaçırıyordum. Yani o an durdurmak gerekiyor. Umarım işe yarayacak. Yani önemli. Tam onu kazarken durdurmanız çok önemli. Yani yakalayacaksınız. Suçüstü yapacaksınız. O zaman daha işe yarıyor. Burayı da kazmışlardı. Burayı kapattım biraz. Hava biraz şey kötüydü. Ama şu an yani güneş yine açtı. Ya şu an burası kış. Ama işte hava sıcak da oluyor. Yani böyle Türkiye'nin kışı gibi değil. Kar falan yok. En azından bu tarafta yok. Bakın orada şu an buradaki lider İnci. Görüyor musunuz? İnci lider şu an. Yani mesela çift yemeğe gittiği zaman o onu uyarıyor. Oraları da pis etmişler. Gel. What you doing? Kiss kiss. Kiss kiss. Öp öp diyorsun, öpmüyorsun. He? Kiss kiss öp öp demek. Bazen böyle öp öp diyor, öpüyor mu öpmüyor. Ne yapıyorsun? Weak weak. Bakın çok yakışıklı ya. Süper. Bugün tuvalet eğitiminden bahsedeceğiz babu. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Ha? Yani babu da George da burada olan her şeyi biliyorlar, görüyorlar. Çok akıllılar. Acayip akıllı hayvanlar. Bir de acayip meraklılar. Böyle mesela gidiyorum ya oraya, bakıyor. Şuradan mesela şurası var ya. Şurası benim odam. Mesela ben bu odada kalıyorum. Çünkü onları rahatça görebiliyorum bir ses o zaman. Buraya tırmanıyor arkadaşlar. Çünkü kafesleri çoğu zaman serbest. Orada benim odada olduğumu biliyor. Bakın şu perdenin arasından bakıyor. Çok değişik. Yani acayip güzel hayvanlar. Acayip akıllı hayvanlar. Böyle kuş deyip geçmemek lazım. Ne yapıyorsun? Isırma, tamam mı? Önceden böyle fazla ısırıyordu. Şimdi yavaş yavaş alışmaya başladı bana. Ama yine de arada bir tabi belli olmuyor. Ne yapıyorsun? Anam çok tatlı ya. Dur gel alayım seni bakalım. Bazen böyle alırken de ısırıyor. Gel. Kam. Hop güzel. Gel. Yani görüyorsunuz ya papağan, köpekler, güvercin hepsi bir güzel harmoni içinde yaşayabiliyor. Yalnız tavşan da alacağım ben. Çünkü biliyorsunuz tavşanları şurada komşum var. Küçük kızları var. Genç bir tane kızla erkek var orada. Ondan da küçük bir bebeği var. Çok sevdi tavşanları. Onlara verdim. O yüzden kendim bir tane tavşan alacağım yeni. Yani birkaç tane belki alacağım. Ne yapıyorsunuz? Fındıkları izliyor musunuz? Ben özlüyorum. İncikam. Bunlarda da bir ara gezmeye gideceğiz. Ya bu Reyna biraz gezmede problem çıkıyor. Neden? Reyna arabada kusuyor arkadaşlar. Yani arabada kusuyor. Mesela araba yolculuğuna gelemiyor. O yüzden sadece çok kısa distance'da. Arabaya kusun mu da çok büyük kusuyor. O yüzden biraz sorun var Reyna'yı. Bazen götüremiyorum. Hep genelde çifti götürüyorum. Ama bakacağız. Bir formül bulacağız ona. Neyse şimdi size tuvalet eğitiminden artık bahsetmeye başlayayım. Bugünün videosunda köpeklere nasıl evde tuvalet eğitimi veririz. Yani tuvalet eğitimi veririz. Onlardan bahsedeceğim. Kendi uyguladığım yöntemleri bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'de biraz daha zor. Çünkü Türkiye'de genelde insanlar apartmanda kalıyor. Biz burada Avustralya'da bahçeli evimiz olduğu için biraz daha kolay. Ama
Yani apartmandaki evlerde de mümkün. Sadece biraz sabır gerekiyor. Biraz hani zaman gerekiyor. Ama yani başarabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Önce genelde insanlar yavru köpek alıyor. Şimdi yavru köpekler 3 aylık olana kadar, mesela 3 aylık zamanlarında maksimum 3 saat çişlerini tutabiliyorlar ya da tuvaletini. Bu biraz daha şey oluyor, zor oluyor. Böyle yavru köpekleri mesela yemeğini veriyorsunuz ya, yemeğini verdikten sonra hemen dışarı çıkartmanız gerekiyor. Ve aynı yere çıkartmanız gerekiyor. Yani dışarıda bir yer belirleyeceksiniz, rutin yapacaksınız. Bu rutin çok önemli. Yani köpeği mesela yemekten önce, yemekten sonra, ondan sonra oyun oynuyorlar ya. Mesela onların oyun zamanı oluyor bebeklerin, yani yavruların. O oyundan sonra dışarı çıkması gerekiyor. Ya bu rutin çok önemli. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ben kesinlikle köpek eğitmeni falan değilim. Hani biliyorum burada bazı köpek eğitmenleri falan da izliyordum videoyu. Büyük bir ihtimal belki benim söylediklerimi yanlış da bulabilirler. Ben zaten profesyonel değilim. Ama ben sadece kendi tecrübelerimden anlatıyorum burada. Eğitmenler de eğer mümkünse, onlar da video çekerse biz de onlara bakıp daha iyi öğrenebiliriz. Ha, buradan da öyle bir mesaj vereyim dedim. Şimdi... Şimdi yavru köpekler çok bakılması gerekiyor arkadaşlar. Biraz vaktiniz olması gerekiyor. Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi yaklaşık yani bir ay, iki ay sürebiliyor. Mesela benim daha önce bir yavru vardı burada, Sydney. Beni ilk takip edenler bilir. O hemen öğrendi mesela. İki haftada öğrendi ama bazen uzun sürüyor. Yani bazen bir ay sürüyor, iki ay sürüyor. Yani altı aylık zamanlarına gelene kadar böyle gözünüz üstünde olması gerekiyor. Çünkü o kadar sürebiliyor. Yani köpek tam 6 aylıkken ev ve tuvalet eğitimini almış oluyor o zamanlar içinde. Şimdi yavru köpeklerde mesela birkaç tip vereceğim. Yavru köpeği gördünüz, eve işediği zaman hemen üstüne gidin, hayır diye bağırın. Ondan sonra alın yavruyu, dışarıya götürün. Orada işesin, işedikten sonra bolca sevin ve ödül verin. Ama emin olun, ödülü verirken bütün işi bitmiş olsun. Yani yarım yamalak olmasın. Bu sefer eve gelir, diğer yasını da evde yapmasın. Bir önemli bir şey daha var. Bu da bir tip, yani önemli bir tip. Mesela yavru bebek köpeklere akşam... Akşam mesela suyu içiyor ya köpek. O suyu içirmeyin. Akşam mesela son suyunu içirin, dışarı çıkartın. Tuvaletini yapsın, çişini yapsın. Ondan sonra daha su vermeyin sabaha kadar. Sabaha kadar su vermeyin. Sabah da suyunu verin. Sabah da suyunu verin. Ondan sonra da yine dışarı götürün. Yani bu çok önemli. En önemli kısmı burada. Yemek ve su içtikten sonra devamlı dışarı çıkartmanız gerekiyor. Yani köpeği evde tutmayın. Bir şey daha var, bir yöntem daha. Mesela böyle kafesler var, crate. Şimdi köpek kendi olduğu yerde tuvaletini genelde yapmıyor. Yani mesela şu an burada ya, kafesin içinde. O tutmaya çalışır. Yani elinden gelince tutmaya çalışır. Burada ona da, Türkiye'de illa vardır böyle kafes. Kafese koyuyorsunuz. Kafese koyduktan sonra onu mesela şu kadar bir mesafe olsun. Yani köpek bu kadarsa, dur Reyna dur. Köpek şu kadarsa, 3 aylık diyelim, şöyle bir köpek. Bu kadarsa, yani şu kadar kafes yeter. Çok büyük olmasına gerek yok. Şimdi kafesin içinde onu daha iyi izleyebilirsiniz. Yani tuvaleti geldiği zamanı bilebilirsiniz. O kafese alıştığı zaman nasıl siz odanızı biliyorsanız, onun da orası odası gibi olacak. Bu sefer ne yapacak? Size böyle şey gösterecek. Tuvalete gitme isteğini falan gösterecek. Yani böyle mesela ne yaparak? İşte ayağıyla vurarak, havlayarak filan kafesten çıkmak isteyecek. Hemen çıkınca dışarı götürüp tuvaletini yaptırabilirsiniz. Benim diyeceğim bu kadar. Yani daha başka teknikleri de kendiniz de araştırabilirsiniz internetten. Bunlar benim uyguladığım yöntemler. Arada bir ufak kazalar olabiliyor öğretim, öğrenme aşamasında. O yüzden çok sabırlı olmanız gerekiyor. Kesinlikle gördüğünüz zaman, eğer yakalıyorsanız mesela evde işerken gördüğünüz zaman hayır diye bağırın
ve alın onu direkt dışarıya aynı yerine götürün ve aynı yerinde işini bitirdiği zaman bekleyin, yani hemen onu ödüllendirin ama emin olun işi tamamen bitmiş olsun. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.